Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin merak ettiği soruları cevaplayacağım bir video olacak bu. Burada ben basitçe bazı başlıklar hani altında konuları toplamaya çalıştım ama hem deneyimlerimi paylaşacağım hem de genel olarak bazı ders videolarının altında da sorduğunuz şeyler var ya da bazı farklı yerlerde merak edilen şeyler olduğunu görüyorum. Onları genel olarak bu videoda sizlere aktarmaya çalışacağım. İsterseniz bir bakalım. Neler konuşacağız? Arkadaşlar, şöyle Korece'de kaç seviye var? Hangi seviyede kaç kelime bilinmeli? İşte kanaldaki videolar hakkında benim söylemek istediğim ve sizin sorduğunuz bazı şeyler var. Onlar hakkında konuşacağız. Korece yeterlik sınavı yani TOEIC sınavı hakkında bazı aklınıza takılan şeyler var. Onlar hakkında konuşacağız. Bir de benim Ankara'ya TOEIC sınavına gittim. Onunla ilgili de size anlatmak istediğim bazı şeyler var. Deneyimlerimi paylaşacağım. İsterseniz başlayalım. Şimdi hepinizin aklındaki şu soru. TOEIC yani pardon Korece'de kaç seviye var? Korece'de arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi 6 seviye var. Yani aslında bu 6 seviye ne biliyor musunuz? Hani İngilizceyi hepimiz artık okullarda biliyoruz. Durun başka bir renk alayım. Sarı alayım. A1, A2, B1, B2, C1, C2 seviyesi gibi düşünün. Yani bu. Aslında bu her dilde olan seviye. Her dilin 6 seviyesi vardır arkadaşlar. Öyle düşünelim. Korece'nin de 6 seviyesi var. TOEIC 1, TOEIC 2. Yani bunlar A1, A2 seviyesine denk geliyor. TOEIC 3, B1'e. TOEIC 4, B2'ye. TOEIC 5, C1'e. TOEIC 6, C2'ye denk geliyor. Şimdi burada sizin aklınızı karıştıran şey şu olabilir. TOEIC 1 ve 2. seviye diyorum ya. Hani ben videoların kenarına da şöyle yazıyorum. TOEIC 1, 2 yazıyorum ya. İşte bakın siz bana bazen diyorsunuz ki Simo ile işte bu videoları bitirince kaçıncı seviye olacağım. İşte aslında ben hani videoların seviyesini belirtmişim aslında bakın. TOEIC 1, 2 aslında videoların hangi seviyedeki konuları ifade ettiğini gösteriyor. Biz şu an yani A1, A2 seviyesindeki konuları öğreniyoruz. Kanalda şu an B1, B2 yani TOEIC 3, TOEIC 4, TOEIC 5, TOEIC 6'ya yönelik bir video yok aslında. Çünkü ben ne diyorum? Sırayla hani temeli ne kadar sağlam inşa edersek o kadar iyi olur. O yüzden de şu an başlangıç seviyesini öğretiyorum. İlerleyen dönemlerde bu seri yani benim şu an TOEIC 1, TOEIC 2 seviyesindeki öğretim o gramer şey var ya sıfırdan Korece öğreniyoruz serisi. O seri bittiği zaman siz A2 seviyesinde olacaksınız. Yani TOEIC 2 seviyesinde olacaksınız. Tamam mı? Bunu burada net bir şekilde söyleyelim. Şimdi sizin aklınızı karıştıran şey şu. Hani Korece seviyelerini sorduğunda biri size 6 seviye var. Bunlar TOEIC 1. seviye, TOEIC 2. seviye, TOEIC 3. TOEIC 4. 5. 6. falan diye söyleniyor ya. Hani şu TOEIC kelimesi sizin aklınızı karıştırıyor. Çünkü Korece yeterlilik sınavı var. IELTS gibi şu hani bir dilin yeterliliğini ölçen sınav. Hani her dilin farklı sınavları var. Fransızcanın farklı, İngilizcenin IELTS, TOEFL gibi. TOEFL miydi? Başka bir şey mi? Neydi? Seçtim. Türkçenin de var. İşte Korece'ninki de Korece yeterlik sınavı. Yani İngilizce isimlerinin baş harfleri birleştiğinde TOEIC oluyor. Şimdi bu sınavların da arkadaşlar iki tane sınav var. İkisinin de isimleri TOEIC. Ama birisi TOEIC 1, diğeri TOEIC 2. İşte bu TOEIC 1 ve TOEIC 2 olayından dolayı sizin buradaki seviyelerle aklınız karışıyor diye düşünüyorum. Hani buradakiler de 1-2 şeklinde ayrılıyor. Ben mesela şey diyorum bazen yorumlarda. Arkadaşlar işte bu video serisini bitirirseniz TOEIC 2 seviyesi olacaksınız. TOEIC 1 sınavına girebilirsiniz diyorum ya. Bence orada sizin aklınız karışıyor. Şimdi burada bunu netleştirelim. TOEIC 1. 2. seviye olmak demek şu 6 tane seviyenin yani İlk ikisinde olmak demek. Yani daha başlangıç düzeyindesiniz demektir. 3-4 orta seviye, 5-6 ileri seviye demektir. Ama TOEIC 1 sınavı, TOEIC 2 sınavı ise Korece yeterlik sınavının isimleri. İki tane farklı sınav var. Bu TOEIC 1 sınavı arkadaşlar sizin TOEIC 1. seviye misiniz, TOEIC 2. seviye misiniz onu anlamanıza yarayacak olan sınav. Yani siz başlangıç seviyesindeyseniz ve bunu ölçmek isterseniz, bunu kanıtlamak isterseniz TOEIC 1'e girebilirsiniz. Ama TOEIC 3. seviye, 4. seviye, 5. 6. seviye için girmeniz gereken sınav TOEIC 2 sınavı. Tamam mı?
Yani TOPIK 1 sınavı 2 tane seviyeyi ölçerken TOPIK 2 sınavı 4 tane seviyeyi ölçüyor. Ve işte burada mesela örneğin TOPIK 1'e girdiniz. Tamam mı? Almanız 80 aldınız diyelim. Ya da 80'den 83 aldınız diyelim. O zaman sizin seviyeniz TOPIK 1. Yani A1. Girdiniz sınava 140 aldınız ya da 147 aldınız, 157 aldınız falan. Maksimum 200 alınıyor zaten bu sınavda. O zaman siz TOPIK 2'siniz. Diyelim sınava girdiniz. İşte 120 aldınız ya da 130 aldınız. O zaman TOPIK 3'sünüz. Yani B1'siniz. Gibi gibi gibi. Anlatabiliyor muyum sizlere? Bu TOPIK sınavının detayları ile ilgili iki tane daha video var. Nasıl başvurulur TOPIK sınavının detayları. Çok detaylı bir şekilde. Orada anlattım. O videoları izleyin. Sadece bu seviye kaç seviye var olayını bir netleştirelim. Şu sınav isimlerinden dolayı da aklımızın karıştığını biliyorum. Burada umarım bu ayrımı iyi bir şekilde yapabilmişimdir. Şimdi bir de sizin aklınızda şöyle bir şey var. Hangi seviyede kaç kelime öğrenmeliyim? Şimdi arkadaşlar bana göre bu soru çok gereksiz. Ama birisi bunu bana sorduğunda cevap veriyorum. Çünkü bir insan bir dili öğrenmeye başlayınca bazı şeyleri merak ediyor. Çünkü hani yol uzun ya, dil öğrenme süreci uzun ya. O yüzden insanın aklına kaç kelime öğreneceğim? Kaç tane video izlemem gerek? Hangi kitaptan çalışmalıyım? Dur şu gramer kitabını da kullanayım. Şu YouTube kanalını da izleyeyim gibi bir sürü soru oluyor. Ben de farkındayım. Ben de eskiden üniversiteye ilk başladığımda Japonca öğrenmeye çalışmıştım. O zaman biliyorsunuz YouTube'da zaten bir tek Astroloji diye bir kanal vardı. Oradan Japonca öğrenmeye çalışmıştım. Hiragana'yı hatta öğrenmiştim. Sonra okumaya da başlamıştım. Katagana'ya geçmiştim. Sonra vizelerim başlamıştı ve bırakmıştım. Sonra bir daha Japonca öğrenmeye çalışmadım. Ama mutlaka bir gün Japonca öğrenmek istiyorum. Sonra şimdi Japonca öğrenmek isteyenler varsa bu arada Tamatama Japonca diye de bir kanal var. Ben o kanalın sahibi bir öğretim üyesi. Yani Japon dili ve edebiyatı öğretim üyesi. Tam hangi bölüm olduğunu bilmiyorum. Japonya yani işte neyse. Japonya'da yaşamı falan. Hani iki kanalı da bence Japonca için kullanabilirsiniz. Bunu da yeri gelmişken söyleyeyim. Ondan sonra işte hani ben de Japonca öğrenirken başka hani kaynak falan yok ya, merak ediyordum. Ne yapmalıyım, nasıl yapmalıyım gibisine. Sizin bu hani merakınızı anlıyorum. O yüzden cevap veriyorum zaten. Saçma buluyor olabilirim ama ben de bir zamanlar merak etmiştim. Demek ki herkes aynı yoldan geçiyor. Şimdi şöyle, ben buradaki şunları kendim bilmiyorum. Bence hiçbir öğretmen de bunları bilmiyordur. Ben internetten hani bir dil için hangi seviyede kaç kelime bilinmeli şeklinde aradığımda böyle Avrupa Birliği'nin bir tane bir işte belirli bir konsey falan onlar tarafından böyle bir şey belirlenmiş. Bu Korece için değil, bu tüm diller için arkadaşlar, tamam mı? Mesela birinci seviye için 300-600 kelime arası bilinmeli. Ben zaten bakın size Korece'de bizim şu milliyetler, ülkelerle ilgili bir videom var ya, o videonun sonuna kadar kelimeleri yazıp ezberleyen biriyseniz zaten ben size orada 100'den 150'den fazla kelime ezber yani şey yapmıştım. Alfabeyi öğrenirken bir yandan da kelime ezberleyin cümlelerde hani cümleleri kurarken rahat edin diye aslında orada size bayağı kelime vermiştim. Bakın zaten gördüğünüz 200 tanesini ben size orada vermişim. Geriye kalmış şurada da 300-500 tane falan. Onları da zaten hani yapabilirsiniz. Videolarda ben size bir sürü de kelime de veriyorum. Ama işte İkinci seviye olmak için 700 bin tane kelime arasında bilmeniz gerekiyormuş. Üçüncü seviye için 1500-2500, dördüncü seviye için 3000-5000 ya da beşinci seviye için de 10 bin tane. Yani aslında arkadaşlar bakın, şurası başlangıç seviyesi, şurası orta seviye, burası da ileri seviye. Başlangıç, orta, ileri. Şimdi bakın, siz eğer ki Kore'ye gitmek istiyorsanız ve Kore'de üniversite, yüksek yani lisans oluyor üniversite, yüksek lisans ya da doktora gibi bir amacınız varsa sizin mutlaka ve mutlaka TOPIK 3 ve üzeri olmanız gerekiyor. Yani şöyle, eğer burslu gitmeye çalışmıyorum, düz paramı vereceğim, gideceğim diyorsanız TOPIK 3 olmanız yeterli diyebiliyorum. Ama burslu falan gitmeye çalışıyorsanız TOPIK 3 de artık çok yeterli değil. İnsanlar hani bunu bildiği için TOPIK 4, 5 falan daha iyi olur. Hani 3 de yetebilir. Duruma göre değişir. Ben hiç asla 3 yetmez, mutlaka 4 olmalıdır demiyorum. Ama
çoğu insan artık hani üçün de herkes tarafından bilin yani nasıl desem. Herkes hani gitmeye çalışıyor ya. O yüzden genelde 4-5 daha böyle kabul alır bir şey olmuş hale gelmiş diyebiliriz. Bu 6. seviyede ben hani burada 10 bin kelime yazıyor ya. Arkadaşlar bakın eş anlamlı kelimeler, deyimler, atasözleri, argolar falan filanları biliyorsanız, o dil içinde kullanabiliyorsanız artık siz ana dil seviyesinde konuşuyorsunuz demektir. İşte o 6. seviye oluyor. Şimdi bakın TOEIC sınavına girdiğinizde 6. seviye almış olsanız da siz o dili ana dil gibi konuşamıyor olabilirsiniz. Hani ben şurada bakın şurada var ya şurada mesela bakın işte şu puan alırsam birinci seviyesin şunu alırsan iki. Arkadaşlar bu sınav kelime ve grameri biliyorsan önündeki şeyi anlıyorsan işaretleme ile ilgili hani taktikle ilgili. Nasıl IELTS'e giriyorsun, soruları nasıl çözeceğini biliyorsun, matematik sınavına giriyorsun, hani soruların tipleri belli. İşte bu böyle. Sen buradan gittin 150 aldın 4. seviyesin diye 4. seviyedeki gibi şakır şukur konuşacaksın diye bir şey yok. O yüzden hani şu kadar kelime biliyorum ben 3. seviye miyim diye düşünmeyin. O kadar gramer biliyor musun? Hani sadece gramer önemli diyemem. Sadece kelime önemli diyemem. Sadece konuşmak için şunları şunları bilmen gerekiyor diyemem. Hepsi bir bütün. Anlatabiliyor muyum? Siz isterseniz bütün gramer kurallarını bilin. Ama TOEIC sınavına girseniz de girmeseniz de hani sadece günlük hayatta Korece konuşmak isteyen birisi de olsanız şöyle bir şey olacak. Siz kelime bilmediğinizde grameri kullanamayacaksınız. Anlatabiliyor muyum? O yüzden İkisine de mutlaka eşit düzeyde ağırlık verin. Sırf gramer, sırf kelime şeklinde ilerlemeyin. Ve mesela YouTube'da şöyle bir şey var. 10 dakikada pratik bilgiler. Ya arkadaşlar bu saçmalık. Bakın 10 dakikada pratik diye bir şey yok. Kek tarifi mi veriyoruz mesela? Böyle bir şey sizi biraz kandırmak olur. Hani o zaman ben de mesela yazayım. 10 dakikada Korece tüm konular. A1, A2 seviye. 10 dakikada size A1 A2'yi öğreteyim. Öyle bir saçmalık olabilir mi? Bakın kaç tane video attım. Daha biz A2. seviyenin hani ortasına gelemedik yani. O yüzden şey yapmayın yani. Öyle 10 dakikada, 5 dakikada pratik bilgiler, püf noktalar falan filan gibi saçmalıklara inanmayın. Siz sistemli bir şekilde çalışırsanız, günlük hayata da onu entegre edebilirsiniz. Buradaki bir kelime sayılarıymış falan hiçbir şey önemli değil. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Benim videolarımın yanında şu an hani topik 1, topik 2 yazıyor ya. Bunu şey de sanıyorsunuz. Hani burada topik yazıyor ya. Bu Korece yeterlik sınavının adı da topik ya. Hani bu bir seviye bir ifade ediyor aslında. Ama siz sınavın adı da topik olduğu için şey sanıyorsunuz. Benim kanalımdaki videolar sadece şeye yönelik. Sınava hazırlananlara yönelik. Hayır, kanalımdaki videolar herkese yönelik. Ama sınava çalışanlara da yönelik. Yani sınava çalışan birisi kanaldaki videoları izlerse rahat rahat oynatma listesindeki seri tamamlandığında TOEIC ikinci seviye belge alabilir. Hani tüm kelimeleri ezberlerse, tüm grameri anlamışsa bitti. İkinci seviye belge alabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Ama şey diye düşünmeyin yani. Neyse onu ilerleyen şeyde cevap vereceğim. Yani kelimeyle ilgili umarım merakınız burada gitmiştir. Ama dediğim gibi yani ben size 600 kelimelik liste versem siz bunu bilseniz bu sizin birinci seviye olduğunuz anlamına gelmez. Hani sınava girersiniz tamam birinci seviye puan alırsınız ama günlük hayatta birinci seviyeymiş gibi aktif bir şekilde konuşamayabilirsiniz. Bunu söylüyorum yani bilgiyi özümseyin ve onu kullanın. Kullanmasanız ne kadar neyi bildiğinizde hiçbir önemi yok. Şimdi bir de kanaldaki videolar ve genel sorular aslında biraz önce de bazı şeyleri söyledim ama burada da tekrar ele alalım. Şimdi oynatma listesindeki tüm bunlar sizin yorumlarınız bu arada. Hani aklım bunları cevaplandırayım diye buraya yazdım. Birisi şöyle yazmış. Oynatma listesindeki tüm videoları izlersem nasıl bir seviyeye gelirim? Şimdi şu az önce aslında birkaç şey de açıkladım. Şu an kanalda 50'ye yakın sıfırdan Korece öğreniyoruz serisinden bahsediyorum. Orada 50'ye yakın video var. Daha da artacak videolar. 100-150'yi bulur diye düşünüyorum. 100-150 video işte tamamlandığında siz ikinci seviye olacaksınız. Tamam mı? Sonra cümle serisi yani cümle öğreniyoruz serisi çekiyorum şu an. Oradaki cümlelerde bu bir ve ikinci yani topik birinci seviye ve topik ikinci seviye gramer ve kelime yani gramer kuralları ve kelimeye uygun şekilde işte örnek cümlelerin yer aldığı bir seri.
Oradaki cümleleri de bilirseniz siz aslında o grameri öğreniyoruz, kelimeyi öğreniyoruz ya, onların nasıl kullanıldığını görmüş oluyorsunuz. Onları da bilirseniz konuşmanız gelişir arkadaşlar. Bir de kendi kendinize artık tekrar edip okursanız da okumanız gelişir. Biz hani baştan yeni bir dil öğrenince biraz ilkokul seviyesi okuyoruz ya. Onun biraz gelişmesi için kendi kendinize okuma pratiği yapmanız gerekiyor. Bu kadar. Yani bir kelimeyi örneğin aşk, tamam mı? Aşkı A, Ş, K hani. Ama siz bunu 20 defa okursanız artık bunu görünce direkt aşk der geçersiniz. Hani ne kadar çok görür, ne kadar çok tekrar ederseniz o kadar hızlı okursunuz. Yani kanaldaki videoları bitirince kaçıncı seviye olacak mısınız? İkinci seviye. Kanaldaki videolar çok detaylı. Ben 5-6 tane kaynak kitap takip ediyorum. Her ders hazırlarken bir sürü kitabı inceliyorum. Neyi ne kadar vermeliyim? Size göre sadece bir tane kaynak kitabı takip ediyorum. Şöyle isim de vereyim. Grammar in Use diye bir kitap var arkadaşlar. Ben oradaki birinci, ikinci seviyedeki işte konuların sırasına bakıyorum ama her zaman o sırada vermiyorum. Ya da mesela bazen bir dersin içinde 3 farklı kaynak kitaptan bilgiyi aynı derste veriyorum. Mesela örneğin Euro videosu 40 dakika. Orada Grammar and Use'u kullansaydım sadece 5 dakika ya da 20, hadi 15 dakika dedim. Ders 15 dakikada biterdi. Ama ben orada 3 tane kaynak kitaptan bilgi derledim. 40 dakika sürdü video. Ben daha uzun sürsün diye öyle yapmıyorum ama arkadaşlar, hani daha düzgün ve benzer şeyleri aynı yerde öğrenin diye öyle birden fazla kaynak takip ediyorum. O yüzden hani ben size şu kitabı kullanıyorum, bunu kullanıyorum dememe gerek yok. Çünkü o kitapları tek başına çalıştığınızda öğrenemeyeceksiniz. İşe yaramayacak. Çünkü mesela örneğin bakın şu dikkatimi çekti. Atıyorum siz yeni geniş zamanı öğreniyorsunuz, tamam mı? Açın internetten siz o kaynak kitaplara ulaşabilirsiniz. Bakın bir sürü. Size daha yeni geniş zamanı da işte o resmi ve samimi çekimi öğretiyor. Gitmişler mesela ta hani sonda öğrenmeniz gereken konuyla ilgili bir kelime kullanmışlar ya da gramer yapısı kullanmışlar. Şimdi siz o grameri bilmediğiniz için o cümleyi okuduğunuzda oradaki o gramerle ilgili şeyleri anlamadığınız için cümleyi de anlamayacaksınız. Siz konuyu o zaman anlamadığınız bir cümle örneğiyle nasıl anlayabilirsiniz? Anlayamazsınız. O yüzden işte ben size hani şu kaynak kitabı indirin, şunu yapın, bunu yapın demiyorum. Sadece diyorum ki benim kanalımdaki videoları sırayla takip edin. Bu kadar. Sırayla takip ederseniz gerçekten öğreneceksiniz. Gerisi sizin çalışmanıza kalmış. Seviye ile ilgili şeyleri açıkladım. Bir de bakın arkadaşlar, kanalımdaki videolar herkese yönelik. Siz isterseniz sadece hobi olarak Korece öğrenin, tamam mı? Ben şarkı sözlerini seviyorum, Korece öğrenmek istiyorum diyorsanız yine benim kanalımdan çalışabilirsiniz. O kenardaki topik yazıyor olması sınava yönelik bir video olduğunu göstermiyor. O sizin Korece'de dil seviyesi, hangi dil seviyesine göre bir konu öğrendiğinizi gösteriyor. O yüzden hani sınava yönelik çalışıyorsanız da normal bir şekilde hobi olarak da Korece öğreniyorsanız her iki durumda da kanaldaki videoları izleyebilirsiniz. Herkese uygun yani. Sadece mesela Türkiye'de TOEIC sınavına çalışmak isteyenler oluyor ama çalışacak bir kaynak bulamıyorlar ya da bulsalar da yabancı dilde oluyor. Türkçe falan yok. O yüzden düzgün bir şekilde onlar için de derli toplu olsun diye ben TOEIC şeylerine yönelik de bir şeyler ekliyorum, tamam mı? Zaten arkadaşlar TOEIC sınavı dediğiniz şey dil. Hani dili biliyorsanız yaparsınız. Siz İngilizce sınavına çalıştığınızda İngilizce kelimeyi ve grameri bilmiyorsanız ne kadar çalışırsanız çalışın yüksek alabiliyor musunuz? Alamıyorsunuz. Bu da böyle bir şey. Şimdi bir de şöyle bir şey yazılmış. Harfleri ezberledim ama yazı yazmakta sıkıntım var. Bazı harflerden iki tane var. Hangisini yerleştireceğimi bilemiyorum. Şimdi ben buna bir cevap vermeye çalıştım. 44. dersi 3 ve 4. dakika arası. Ama burada da şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Çingu kelimesine bakalım arkadaşlar. Çingu. Tamam mı? Arkadaş demek. Şimdi arkadaşlar bu Çingu kelimesi bakın böyle de yazılabilirdi. Neden ben böyle yazmadım da böyle yazdım? Yani şöyle düşünün. Şimdi Çingu kulağınıza gelen ses ne? Bu değil mi? Kelimenin doğrusu bu. Ama siz hani bu da başlarken Ç olarak okunuyor ya. Hani böyle de yazabilirdiniz. Değil mi? Sadece duyduğunuza göre. Aa ben başta Ç'ye yazacağım. O zaman Ç yazayım. Sonra İ. İ yazayım. Sonra N. N yazayım. G. Korece'yi böyle yazmıyorsunuz. Hani Türkçe'de Ali'yi duyuyorsunuz. A, L, İ yazıyorsunuz ama Korece'yi böyle yapmayacaksınız. Korece'yi
Korece'de Çingo nasıl yazılıyor? Çingo. Bunu direkt böyle kalıp şeklini ezberleyip onlar kez yazıp böyle zihninize Çingo olarak kazıyacaksınız. Harf harf yazmaya çalışmayın. Çünkü Korece'de harfler bazı yerlerdeyken farklı okunuşlara sahip. Örneğin ortadayken farklı, sondayken farklı falan filan. O yüzden siz duyduğunuzu hani bir yerlere, şu ben size harf blokları öğretmiştim ya. Buraları yerleştirmeye çalışırsanız mesela yanlış harfler yerleştirebilirsiniz. Hadi ki bu C ile yazıldığını bilmiyor olsaydınız da böyle bu C ile yazsaydınız ne olacaktı? Yanlış yazacaktınız. İşte buradaki sorunuza da böyle bir cevap vermiş olayım. Orada da bunu gösterdim zaten. Kanaldaki videolar dediğim gibi herkes için uygun. Onun dışında başka şu kanaldaki videolarla ilgili söylemek istediğim hani bir şey yok. Sorunuz olursa bu videonun altına yazabilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi Korece yeterlik sınavı ile ha bu arada arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. Kanalda cümle öğreniyoruz serisi var ya bir de sıfırdan Korece öğreniyoruz. Tamam o seriyi zaten hobi olarak öğrenenler ve Topik sınavına hazırlanan herkes izleyebilir. Hem sınava uygun hem kendi kendine Korece öğrenmek isteyen herkese uygun. Ama şöyle bir şey var. Topik sorularını çözdüğüm bir video serisi var. O video serisini herkes izleyebilir. Sadece sınava girenler değil, herkes. Çünkü orada sanki Korece alıştırma yapıyormuşuz tadında çözüyorum. Çünkü yani bildiğiniz işte alıştırma yani hani sınava modunda değil. Tamam mı? Ve 2-3 soru yani mesela bir oturuşta 40 dakika boyunca soru çözmüyorum. 5'er dakika, 10'ar dakikalık videolar atıyorum ki hem dikkatinizi toplayabilirim hem de dedim ya alıştırma şeklinde olsun diye. O şekilde daha yeni sınav yani Ekim'e ve Nisan'a çok var. Sınava girecekseniz yavaş yavaş onları da çözerek nasıl çözüldüğünü dinleyerek anlayabilirsiniz. Siz de kendinizi geliştirebilirsiniz. Şimdi Korece yeterlik sınavı ile ilgili arkadaşlar. Bu yani İngilizcesinin kısaltılmışı TOPIK. Şimdi burada sizin sorularınız var. Bir önce onları cevaplayalım. Sonra aklıma gelen şeyler olursa ben de bir şeyler söyleyeceğim. Şimdi sınava gramer ağırlıklı mı, kelime ağırlıklı mı çalışmalıyız? Arkadaşlar, şimdi sınava gramer ağırlıklı da kelime ağırlıklı da çalışmayacaksınız. Hepsi bir bütün. Hem gramere hem kelimeye çalışacaksınız. Az önce de söylediğim gibi bakın mesela TOPIK 1 sınavında ben şimdi soruları çözeceğim ya size. Orada da göreceksiniz. Aslında 1 ve 2. seviyenin üstü bazı kelimeler de karşımıza çıkacak. İşte o zaman bu şu demek yani ne kadar çok kelime bilirsen grameri o kadar yani gramerin kullanıldığı cümleyi o kadar iyi anlayabilirsin. Tamam mı? Ne kadar çok gramer, ne kadar çok kelime o kadar çok anlamak demek. Ne kadar çok anlarsanız da sınavlarda o kadar başarılı olursunuz. Ha bu şu demek değil ama. Ne kadar çok bilirsen o kadar iyi cümle kurarsın değil. Cümle kurma kesinlikle sizin gün içinde ne kadar zaman ayırıp ne kadar çalıştığınıza bağlı. Çok bilmekle alakalı değil yani. Alınan belge kaç yıl geçerli? Arkadaşlar videoyu çekmeden önce kontrol ettim. Ben 1 yıl sanıyordum ama 2 yılmış. 2 yıl geçerli. Sınava gramer ağırlıklı mı? Yine aynı soru. Tamam bunu cevapladım. Topik için bu set yeterli mi? Yani aslında soru şu. Topik sınavı için bu hani sıfırdan Korece öğreniyoruz video serisi yeterli mi? Eğer ki Topik 1 sınavına hazırlanıyorsan video serisini bitirdiğinde ikinci seviye belge alabilirsin. Hatta şu an 80. videoya falan doğru yaklaştığımızda sınava girersen birinci seviye belge de alabilirsin. Sınav yani video serisi Topik sınavına da kesinlikle uygun. Zaten ne kadar detaylı o anlattığımı görüyorsunuz. Hani nasıl uygun olmasın. Başvuru için ha bir de şimdi Topik sınavına nasıl başvuracağınızı, Topik sınavının ne olduğunu ben 2 tane videoda anlatmıştım ya. Orada arkadaşlar başvuru belgesini nasıl doldurmanız gerektiğini de çok detaylı ve uygulamalı bir şekilde anlattım ama şimdi başvuru belgesinin çıktısını almalı mıyım? Üzerine el yazısıyla yazıp o şekilde mi taratmalıyım şeklinde sorular geldi. Bilgisayardan doldurup fotoğrafınız da oradaki aslında Word'de fotoğrafınız bilgisayarda varsa oraya yapıştırıp o şekilde direkt PDF'e çevirip gönderebilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Arkadaşlar ben Covid'den beri sürekli sınava başvuruyorum. Bir türlü gitmek nasip olmuyor. Yani aslında TOPIK belgesiyle şu an bir işim yok. Hani girmesem de olur. Ama ben bir giresim var. Hatta girmeye çalıştım şimdi. Ankara'ya gittim. En son 8 Nisan'da TOPIK sınavı vardı ya. Ona gittim. Size orada yaşadıklarımı anlatacağım az sonra. Neyse. Yani dediğim gibi
çıktı almanıza falan gerek yok. PDF direkt bilgisayardan yazıp şey yapabilirsiniz. Ya da çıktı alıp taratabilirsiniz ama hani o daha zor. Neden öyle bir şeyle uğraşıyorsunuz? El yazısıyla yazmanıza gerek yok. Bilgisayarda yazıp şey yapabilirsiniz. Bir diğeri dekont. Arkadaşlar ATM'den yatırınca dekont alınıyor mu bilmiyorum. Daha önce hiç ATM'den yatırmadım. Yıllardır dediğim gibi bir türlü sınava gidemesem de param da yanıyor hatta. Geri ödemeyi hep yarı paranın yarısını alıyorum genelde. Ama şöyle bir şey var. Ben hep internet bankacılığıyla, mobil bankacılıkla ödeme yapıyorum. Orada açıklamalar kısmına mutlaka isminizi ve hangi sınava giriyorsanız topik 1, topik 2 şeklinde yazın arkadaşlar. Tamam mı? İsminizi ve topik 1, topik 2 şeklinde yazın. Bir de ödemeyi yaparken diyelim sadece topik 1'e gireceksiniz. Tamam. Parayı yatırın. Ya da sadece topik 2'ye gireceksiniz. Tamam. Onu da yatırın. Ama hem topik 1'e hem topik 2'ye girecekseniz örneğin 900 lira tutuyor. 900 lirayı tek seferde yatırıp açıklama kısmına isminizi yazıp adınız soyadınız yani şey pardon topik 1-2 yazmanız yeterli. Hatta topik 1-2 yazmasanız da onlar zaten anlar ama siz yine de belirtseniz iyi olur. Bir de şöyle bir şey var. Bir şey daha diyecektim. Neyse unuttum. Bir de yanımızda eşya götürebilir miyiz diye bir şey sorulmuştu. Arkadaşlar bakın şimdi yanınızda duyuru, en son sınava girmeden önce de duyuru yayınlanmış. Hatta mail de geldi. Yanınızda işte telefondur, çantadır falan filan getirmeyin. Sadece kişisel eşyaların olduğu cüzdan getirebilirsiniz gibi bir şey denmişti. Ama ben farklı YouTube kanallarında falan şöyle bir şey gördüm. Hatta ben de öyle biliyordum. Yanınızda işte örneğin eşyanızı götürünce imza karşılığı verebiliyorsunuz diye biliyordum. Hatta yorumlarda birisi sormuş. Ona da öyle söyledim. Telefonunuzu da normalde getirmeyin, alınmayacak diyor ama götürdüğünüzde kapatıp hocaya hani sınav görevlisine verip masanın üstüne verebiliyorsunuz diye biliyorum. Hatta İstanbul'dan konsolosluğun şey sınav duyurusuna bunu özellikle yazmışlar. Telefonun yanında götürenler kapatıp gözetmene teslim etsin, masanın üstüne koysunlar gibisinden bir şey yazmışlar. Hani onlar yazdıysa demek telefonu götürebiliyorsunuz ama sınav anında kapatıp görevliye veriyorsunuz, tamam mı? Ama çanta için şöyle bir şey oldu. Ben dedim ya Ankara'ya gittim diye. Ankara'da üniversitenin önüne yani oraya gittiğimde kapının önünde böyle çanta taşıyan kişiler vardı. 5-6 tane bayağı birkaç tane çanta falan taşıyanlar vardı. Demek ki içeriye girerken çantaları almadılar mı diye düşündüm. Anlatabiliyor muyum? O yüzden hani çanta götürün götürmeyin diyemem ama bunun için size az sonra güzel bir şey alternatif sunacağım. Çanta götürmek zorunda olup da nereye bırakacağını bilmeyenler için bekleyin az sonra anlatacağım. Bir de Türk vatandaşı olmayan kişiler vardı. Bana sormuşlardı hani sınava başvurabilir miyiz diye. Arkadaşlar şimdi şöyle. Siz eğer ki Türkiye'de yaşıyorsanız başvuru belgesini doldurup ücreti yatırıp başvurunuzu mail üzerinden yapın. Zaten başvurunuz onaylandı, başvurunuz kabul edildi şeklinde bir mail geliyor. Örneğin ben ilk zamanlarda birkaç yıl önce, 3 yıl önce mi neydi? TOPIK sınavına başvuru yaptığımda İsmimi Korece olarak yazmamışım. Korece kısmına. Bana hemen görevli başvuru şeyinde mail attı. Korece isminizi yazınız şeklinde. Anlatabiliyor muyum? Siz zaten Türk vatandaşı değilseniz başvurunuzu yapın. Onlar işte Türkiye'de Türk vatandaşı olmayanlar giremez şeklinde eğer öyle bir şey varsa. Bence yok çünkü biz Kore'ye nasıl gittiğimizde Kore'de de TOPIK sınavına girebiliyorsak Türkiye'de yaşayan yabancılar da Türkiye'de bulunduğu hani oturma izniniz falan varsa bir şeyiniz varsa burada yaşıyorsanız burada sınava girmenizde bence bir engel yok. Onun dışında zaten hani dediğim gibi giremeyecek olursanız paranızı geri iade ederler ve şeyde başvurunuzun alınmayacağını da söylerler. Bir diğeri de lise öğrencisiyim sınava girebilir miyim? Arkadaşlar şimdi burslu olarak üniversite okumaya giden bazı kişilerin olduğunu biliyoruz. Onlar lise öğrencisiyken yani TOPIK sınavına girmişler ki burs kazanabilmişler seviyelerini. Yani TOPIK örneğin 4. seviye belge almışlar, 5. seviye belge almışlar. Yani demek ki onlar TOPIK sınavına girebilmiş. Yani lise öğrencisiyken TOPIK sınavına girmenizde bir engel olmadığını gösteriyor bu. Bunun da cevabını burada verelim. Bir sonraki şeye geçelim. Şimdi arkadaşlar ben Ankara'ya gittim. Bu videoyu izlerken kısaca sizin için de bir şeyler çektim. Bunu izlerken ben de size maceramı anlatayım. Şimdi ben TOPIK sınavına gittim arkadaşlar. TOPIK sınavına ben İzmir'de yaşıyorum. Trenle gideyim dedim. Çünkü ben daha önce Ankara Üniversitesi'ne birkaç kere farklı nedenlerden dolayı gitmiştim. Otogardan nasıl gideceğimi tam olarak bilmiyordum. Çünkü daha önce gittiğimde yanında farklı arkadaşlarım vardı.
Dedim ya, bir türlü TOEIC sınavına girmek bana nasip olmadı diye. İşte videoda bu kadardı bu arada. Bu kadar çekebildim trende. Neyse. İşte ben otogardan gitmeyeyim. Hani geç kalırım. Gece hani uyuyarak gideyim, şey yaparım diye düşündüm. Direkt tren garı da arkadaşlar üniversiteye yakın. Hatta şöyle diyeyim, bakın tren garına iniyorsunuz ya. Kapının önünde bir tane tabela var. Sıhhiye yazıyor. O Sıhhiye yazıyor. Tamam, şimdi tren garı burada. Çıktınız. Tabela burada. Sıhhiye yazıyor. Bu tarafa doğru yürüyorsunuz. Bu tarafta Medipol Üniversitesi var zaten. Hemen yürürken göreceksiniz. Yürüyün, yürüyün, yürüyün. Medipol Üniversitesi'nin bir giriş kapısı var. Bir otopark kapısı gibi değil bakın. Giriş kapısı. Daha ilerleyin. O ilerlediğinizde o giriş kapısını geçtiğinizde hemen sağ tarafta bir tane şey göreceksiniz. Yol. Tamam mı? İlerleyin, ilerleyin, ilerleyin. Neyse dönün. Ondan sonra yürüyün, yürüyün. Hemen solda kocaman bir adalet binası. Adalet sarayı mıydı, binası mıydı? Neyse. Onun binasını göreceksiniz. Bu orada böyle onun hani adalet sarayı falan buradayken adliye miydi ya? Neyse işte adliye midir neyse. Şöyle bir tane yol var. Upuzun. Siz yürüyün. Hani ıssız olduğuna bakmayın. Yürüyün, yürüyün, yürüyün. Hemen burada bir üst geçit var. Oradan karşıya geçin. Karşı yolda üniversite. Tamam mı? Telefonunuzdan da haritayı açarsanız zaten bulursunuz. Hani şuranın ıssızlığı sizi endişelendirmesin. Bu şekilde. Ama trenle gitmenizi tavsiye etmiyorum. Şimdi anlatacağım nedenden dolayı siz de bana hak vereceksiniz. Ben dediğim gibi işte otobüste gidersem yetişemem. Otogardan da çok bilmiyorum diye şey yapayım dedim. Trenle gideyim dedim. Gece uyurum. Ondan sonra sabah normalde 7-8 gibi orada olması gerekirken sınavdan yani normalde işte dedim ya 7-8 gibi 2 saat geç vardı Ankara'ya. O yüzden de ben sınav saatini kaçırdım. Yani örneğin sınava 9-10'da giriş son ya. 9.40'da başlıyor. İşte ben saat 10'da ya da 9.58'de falan Ankara'daydım. Yani boşu boşuna Ankara'ya gitmiş oldum. Param da yandı. O yüzden bir daha trenle gitmeyi planlamıyorum. Çünkü benim için hani gerçekten şu an TOEIC sınavına girmek gerçekten önemli olsaydı. Ve hani o puan benim için çok önemli olsaydı. Hani bir yurt dışına bir şeye başvuracak olsaydım. Boşu boşuna sınav hakkımı kaçırmış oldum. O yüzden siz bence tren saatlerine güvenerek gitmeyin. Eskişehir'de yaşıyorsanız falan ya da çevre illerde hızlı trenle giderim, birkaç saat önce orada olabilirim derseniz siz bilirsiniz. Bilemiyorum ama dediğim gibi ben böyle İzmir'den gittim, rezil oldum. Size tavsiye etmiyorum. Tren saatleri böyle 1-2 saat rötar yapabiliyor. Çünkü görevli de dedi yani. Normalde daha ben hiç ondan önce buraya vardığımızı görmedim dedi. Ama trenin işte tren yollarının sayfasında saat 7.54, 8 gibi bir şey yazıyor. Hani madem onda orada oluyorsa niye 8 yazıyorsunuz gibi düşünürseniz ben rezil oldum, siz olmayın. Otobüste giderseniz arkadaşlar şöyle hemen anlatayım. Şimdi otobüste giderseniz arkadaşlar bir üniversiteden şimdi Ankara Üniversitesi'nden çıktınız ya önünde bir büfe var. Tamam mı? Büfenin şu tarafına doğru ilerlediğinizde burada bir Yenişehir metrosu mu? Evet, Yenişehir metrosu var. Yenişehir metrosuna binerseniz bir durak sonra inip aktarma yapmanız gerekiyor. Bence bununla uğraşmayın. Biraz daha ilerleyin. Pardon. Evet, Yenişehir bu. Biraz daha ilerlerseniz hemen ileride Sıhhiye metrosu var. Ona binebilirsiniz ama yine bir durak sonra inip aktarma yapmanız gerekiyor. En iyisi bakın arkadaşlar bu Yenişehir ve Sıhhiye var ya onun olduğu yoldan dümdüz ilerleyin bakın. Dümdüz yürüyün yürüyün. Hatta telefondan navigasyonu açın. Kızılay metroya kadar yürüyün. Yürüyün yürüyün yürüyün. O yolu dümdüz takip ederseniz zaten ortada büyük bir kavşak meydan gibi bir şey çıkana kadar yürüyün, tamam mı? Bu yaklaşık 15-20 dakikanızı alacak. Orada Kızılay metroya binip direkt Aşti'ye gidebilirsiniz. Tamam mı? Aşti'ye gidebilirsiniz. Yanınızda kent kart ya kent kart diyorum. Şey Ankara kart falan ya da bir şey olmasına gerek yok. Kredi kartı çalışıyor dedi görevli bana. Ama ben kredi kartını okuttuğum zaman o hani böyle okutma şimdi bu kredi şey okuyan örneğin kent kartları okuyan şey olsun cihaz burada gösterge şey olsun burada da okutma yeri olsun. Ben buraya okuttuğumda geçersiz dedi. Ama şurada da bir tane kart sokma yeri vardı, tamam mı? İşte bu biletleri ben o şekilde bilet aldım. Şu biletin görüntüsü. Bilet 11 liraydı. Kredi kartı 9 liraydı. Kredi kartını buraya okutunca kabul etmedi diye biz kart aldık. Kartı şu okunu bu tarafa aşağı doğru böyle sokmayın arkadaşlar. Kart yukarı gelecek. Yani görevli öyle söyledi. Ben rezil oldum ya siz olmayın diye size anlatıyorum. Kart şöyle. Yukarı bakacak bu ok. Tamam mı? O şekilde sokacaksınız.
Dediğim gibi biz bu kartı aldık. Kızılay metrodan bindik. Aşçı'ya gittik. Zaten çok uzun sürmüyor. 10-15 dakika falan sürüyor arkadaşlar. Bu yol daha iyi. Yani şöyle giderken otobüsle gidin. Otogardan Aşçı'dan yani direkt Kızılay'a böyle bilet alarak kredi kartını ha işte şunu söyleyecektim. Kredi kartını kullanmayı bir deneyin. Şuraya ben kredi kartını sokmadım, tamam mı? Belki kredi kartını oraya sokmak gerekiyordu. Ben buraya gösterdim ya, siz de sokmayı deneyin. Belki o zaman çalışıyordur. Çalışmıyorsa da orada bir matikler bir şeyler var. Ankara kart da satılıyor. 40 liraydı. Hani Ankara kart mı alırsınız, bilet mi alırsınız, ne yaparsınız orası size kalmış. Dediğim gibi Aşti'den şeye gidebilirsiniz. Bilet alarak ya da farklı bir şekilde. Ondan sonra da bu bahsettiğim hani şu Kızılay metrodan inince de şu hani üniversiteden bu Kızılay'a doğru yürüyün dedim ya. O meydandan direkt üniversiteye doğru yürürsünüz. 15-20 dakika boyunca yürüyünce üniversiteye varmış olursunuz arkadaşlar. Hiç de öyle gözünüze büyütülecek kadar bir yol yok. Bence Kızılay metrodan oraya yürümek daha basit. Çünkü ben birkaç yıl önce Ankara'ya gittiğimde o şekilde gitmiştim Ankara Üniversitesi'ne hatırlıyorum. Yani bu da size bir şey olsun. Dipnot. Trene çok güvenmeyin. Hatta otogara gittiğinizde de bence 6'da orada olacak şekilde gidin ki emanetiniz falan varsa şimdi oraya geliyorum. Şimdi bu şey işte metrodan inince Aşti'ye giriş kapısı. Sizin için çektim. Güzel görünüyordu benim için. Oradan indiğimde arkadaşlar sizin için bunları çektim. Şimdi burada emanet matik var. Daha küçük çaplı eşyalarınızı bırakabiliyorsunuz. Bunu buraya kullanabilirsiniz. Ve burada bir de emanetlerinizi bırakabileceğiniz, valiz gibi şeyleri bırakabileceğiniz bir yer var. Burada emanet tarifesine bakarsak poşet 21 lira, çanta 25 lira, valiz 29 lira. Bunlar işte 24 saat için parça fiyatı arkadaşlar. Yani 24 saat için siz zaten 24 saat orada kalmayacaksınız. Bırakabilirsiniz diye düşünüyorum. Dediğim gibi bunları sizin için çektim. Faydası olur umarım. Aklınızda çünkü biliyorum gideceğim ne yapacağım. Hani nereyi nasıl bırakacağım. Çok tedirgin oluyorsunuz. Tek başınıza da gitseniz, biriyle de gitseniz bunları yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Cevaplamadığım sorularınız olduysa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Mutlaka cevaplarım. Kendinize iyi bakın ve benim gibi yollarda rezil olmayın. Görüşmek üzere.